TRT24 YouTube kanalında Mahmut Akpınar'ın Erdoğan'a muhalefet ederken çalıyı dolaşmayın başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 15 Temmuz 2016 öncesi siyasi tabloyu ve kamuoyundaki eğilimleri hatırlayın. Erdoğan'ın hikayesi bitmişti ve her açıdan sorgulanıyordu. Medyaya baskı, tutuklamalar, adaletsizlikler halkın tepkisini çekiyordu. İnsanlar bunlar zulüm diyordu. Anketlerde Erdoğan rejimi hızla eriyordu. 15 Temmuz'a kadar ülkenin en önemli konuları, Erdoğan'ın yolsuzlukları, sıfırlama tapeleri, AKP'nin kötü ve yozlaşmış yönetimiydi. 15 Temmuz Erdoğan'a can simidi, Allah'ın lütfu oldu. Zira yeni bir hikaye oluşturdu. Kamuoyunu tekrar kazandı, siyasi erimesini durdurdu. Devlet ve toplum üzerinde mutlak hakimiyet kurdu, tek adam yönetimi inşa etti. Yargıyı tam denetimine aldı, istemediği yargıçları hapislere doldurdu. KHK'larla bürokraside büyük kıyım yaptı. En kötüsü de muhalefeti arkasında saf tutmaya mecbur etti. Muhalefetin çaresizliği ve basiretsizliği nedeniyle söylem üstünlüğü elde etti. Siyasi liderler dahil herkes can korkusu yaşadı, sindi, pustu. Bağımlı ve taraflı yargı marifetiyle 1,5 milyon insanı terörist ilan etti, hapislere doldurdu, mallarına çöktü. O günden beridir yargıçlardan siyasetçilere, gazetecilerden STK önderlerine herkes Erdoğan korkusuyla yaşıyor. Çünkü Erdoğan rejimi değiştirdi. Kurduğu korku ve baskı rejimi Erdoğan'a net olarak 5 yıl kazandırdı. Kemalistinden milliyetçisine, liberalinden solcusuna pek çok kesim korku rejimi inşasında Erdoğan'a yardımcı oldu. Bugün Erdoğan'dan kurtulmak isteyenler söylem üstünlüğünü, devleti keyfi kullanma fırsatını ona bizzat kendileri verdiler. Yani mevcut halin tek suçlusu Erdoğan ve uyuşturulmuş AKP tabanı değil. Şimdilerde Erdoğan'ın yaldızı tekrar dökülüyor. Çünkü ülkede iyiye giden hiçbir şey yok. Ekonomi bitik. Açlık yolda, toplum lime lime, mahkemeler zulüm dağıtıyor, kolluk güçleri güvensizlik üretiyor, ekonomi bürokrasisi soygun aparatı, din istismarı toplumu dinsizliğe sürükleyecek kadar açık yapılıyor. Onca hikayeye, yalana, propagandaya rağmen halk yavaş da olsa yalanlara uyanıyor. Zor zamanda ilkeli duruş sergileyemeyen, halkı Erdoğan'ın yalanları karşısında uyandıramayan muhalefet partilerine de cesaret geldi. Aydınlar, gazeteciler nispeten daha rahat konuşuyor, yazıyor. AKP iktidarına yönelik sorgulamalar ciddi şekilde arttı. Erdoğan iktidarı uluslararası alanda da sıkıştı. ABD ile Rusya, Çin arasında pimpon topu gibi gelgitler yaşıyor. Erdoğan'ın ülkenin başına büyük bela olduğu fikri halk arasında hızla yayılıyor. Siyasi liderlerin geç de olsa Erdoğan'a muhalefetin dozunu artırması sevindirici. KHK'ları gündeme alıyorlar. Belki de dertleri adalet hukuk değil, orada oy potansiyeli gördüler. Ama AKP yargısı nedeniyle yaşanan mağduriyetler artık daha cesur dile getiriliyor. Eski AKP'li hukukçu Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi'nin silahlı terör örgütü üyeliği yargılamaları raporunu açıkladı. Rapor şu ana kadar olanlar içinde en cesur olanı. İstenen dozajda olmasa da mazlumları açıkça savunması önemli. Lakin problemin özüne dokunmaktan uzak. Zira zulmün güç aldığı ayakları sorgulamıyor, bataklığın nedenlerine inmiyor. Siyasi partiler, liderler muhalefet ederken canavarı zincirlemek, onun can alıcı noktalarına vurmak yerine kurbanlara odaklanıyorlar. Bu elbette çok önemli gelişme ama siyasi partilerin, gazetecilerin, aydınların şu iki konuya odaklanmaları lazım. 15 Temmuz kurgusu ve FETÖ söylemi. Erdoğan rejimini bu iki ayak üzerine kurdu. Her şeyi kontrol eden tek adam haline 15 Temmuz hikayesiyle geldi. FETÖ söylemiyle de kurduğu bu yapıyı eleştiren, sorgulayan herkesi sindirip cezalandırıyor. Siyasetçilerin çalıyı dolaşmak yerine Erdoğan'ın yaslandığı ve asla sorgulatmak istemediği bu iki konuya odaklanıp onları aydınlatmaları lazım. 15 Temmuz hikayesini satın aldıkça ve FETÖ söylemini kullandıkça
mağdurları dile getirseniz de Erdoğan'ın kurduğu mekanizmaya güç veriyorsunuz. Muhalefet eğer samimi ise yekten ve kafadan Erdoğan'ı ayakta tutan bu iki kolu kesmeli. Erdoğan'ın üretip resmi söylem haline getirdiği, ders kitaplarına kadar soktuğu 15 Temmuz hikayesine mercek tutmalı. O gece olanları, öncesinde ve sonrasında yaşananları aydınlatmalı. Varsa gerçek darbecileri, silahlı kalkışma yapanları afişe etmeli. Cezalandırılmasını istemeli. Ama neydi belirsiz, puslu bir hikaye üzerinden 84 milyonun esir alınmasının önüne geçmeli. Öte yandan yine 84 milyonun tepesinde giyotin haline getirilen, kitlesel kıyım aracı yapılan, milyonların mağdur edildiği FETÖ söylemini reddetmeli, kullanmamalı. Erdoğan 15 Temmuz hikayesiyle ayakta duruyor, FETÖ sopasıyla kirli koltuğunu savunuyor. KHK'lar Türkiye'nin beyin kanamasıdır. FETÖ soruşturmaları ülkeyi soyan hırsızın intikam operasyonudur. Toplu kıyımdır, hukuku öldürmektir, ülkeyi bitirmektir. Samimiyseniz Erdoğan'ın dokunulmaz, sorgulanmaz kıldığı bu iki konuya girin. 15 Temmuz'u esastan ve usulden sorgulayın. FETÖ bir nefret söylemidir. En azından bağımsız ve tarafsız bir mahkeme hükmünü verene kadar bu kavramı kullanmayın. Erdoğan'a doğrudan ve delikanlıca muhalefet edemediğiniz için milyonlarca insana terörist demeyi bırakın. Bu adil değil. İnanıyorsanız ahirette terörist dediğiniz milyonların her birine hesap vermek zorunda kalacaksınız. Korkularınıza, ideolojik saplantılarınıza, mahalle kaygılarınıza teslim olmadan muhalefet edin, çalıyı dolaşmayın, diyor Mahmut Akpınar TR724'deki köşesinde.